Patatesler pişiyor. Biraz zamana ihtiyacı var. Sonra kaşarlarla buluşacak. Patates peyniri sever, özellikle kaşar peynirini. Evet, güvecimiz burada. Evet. O da çıktı fırından. Burada ummalı bir çalışma var mutfakta. Çok da güzel görünüyor. Ekmeği bana. Değil aynen, mi? Aynen. Çok da çok güzel, güzel olur. Soktu. Levrek, kavurma için malzemelerimiz hazır mı? Birazdan yapacağız. Tamam. Denizciğim. Ben sofrayı hazırlıyorum şekeri. İyi ki varsın gerçekten. Sen de öyle, iyi ki varsın. Ay canım benim. O zaman bekletmeyelim değil mi? Fulyacığımı çağırmak istiyorum. İkinci el festivaline gittim. Oradan çok güzel insanlar kazandım. Kendisi de buraya geldi, çok sağ olsun. Hem de çantasını almış gelmiş. Hoş geldin. Merhabalar. Merhaba, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz? Ben iyiyim, siz yok, sen var. Tamam mı? Tamam. İki haftalık arkadaşım, gel. Nasıl geçeyim? Seni şöyle alacağım. Lütfen şöyle buyur. Tamam. O çantada neler var, neler acaba? Küçük bir hazine. Küçük bir hazine. Evet. Çıkını açalım. Bu nedir? Bu boya yapacağım. Küçük bir şey göstereceğim size. Onun için getirdim. Boyama. Evet, hepsi el boyaması. Hepsini kendin hazırlıyorsun. Evet. Çok güzeller, çok da kullanışlılar. Yani kitap çantası, çanta içi, düzenleyici, makyaj çantası, yazın al, sahile in, aynen. Plaja in gibi. Paranı koy, telefonunu koy. Aynen öyle. O yüzden epey kullanışlı. Çok kullanışlı gerçekten. Hı-hı. Çok pratik. Hemen bir bakkala, markete giderken, pazara giderken hemen bir para kesesi olarak telefon aynen için. Aynen öyle, evet. Bunlar ne? Burada bir şeyler yazıyor. Bu çanta kumaş boyaları kullanılarak elde yıkayınız, boyaya ütü değdirmeyiniz, iyi günlerde kullanınız. Şimdi şöyle sorular alıyorum ben. Yıkasam boyası çıkar mı? Akar mı? Tek kullanımlık mı gibi bir takım sorular aldığım için yazma gereği duydum artık. Çünkü ben buna ciddi bir emek sarf ediyorum ve insanlar da para veriyorlar. Mutlaka. Dolayısıyla tabii ki uzun soluklu kullanmak istiyorlar. Hiç tek tek uğraşma bir tane. Peki. Şu boyama malzememiz. Evet. Şunu öyle. Şöyle çıkarayım. Aşağıya alabiliriz. Evet, onu alacağız. Hepsi şöyle. Birbirinden farklı. Hepsi tasarım. Boyama ama böyle işleme de var sanırım. Şimdi onlar hazır aslında. Gece çantası olarak kullanmak isteyenler olabiliyor. Mesela simsiyah giyinip o çantayı alıp elinize şık bir davete de gidebiliyorsunuz. Yani boyama herkese hitap etmeyebiliyor. Evet. Dolayısıyla da... Sade kişilikler de olabilir. Ben böyle hepsini buraya böyle yaymak istiyorum. Hepsi görünsün. Her renk seçeneği var. Peki evet. Bu desenleri sana talep doğrultusunda karşı taraf mı belirliyor, sen zevkine göre o an nasıl hissedersen onu mu yapıyorsun? Şimdi ben kendim hazırlıyorum. Ya benim hazırlayıp o yarım bir iş nasıl yapıldığı görülsün diye. Kendim hazırlıyorum, talep olursa o çantayı satın alıyorlar. Ama bana şöyle talepler de gelebiliyor. Yani ben örneğin Fethiye'yi çok seven bir arkadaşım var. Gezmeyi çok seviyor, tatil yapmayı çok seviyor. Ona göre bir çanta tasarlar mısın bana dendiği zaman da öyle bir çalışma yapıyorum. Yani hem kendi portföyümden hem de talep doğrultusunda sizi yansıttığını düşündüğünüz bir modeliniz varsa onu çalışıyorum. Harikası, senin hikayeni konuşmak istiyoruz. Aslında Fulyacığım emekliliğini doldurmuş, primini doldurmuş ama yaşını bekleyen bir hanım. Evet. Boş kalmak istememiş. Evet. Değil mi bildiğim kadarıyla? Evet, doğru. Biz kadınlar üretmeyi severiz çünkü. Hepimizin de elinden bir marifet gelmiyorsa başka bir marifet geliyordur. Yeter ki istekli olalım. Evet. Ve bu işe başlamışsın elinden doğru. Evet, şöyle oldu aslında. Ben çalışırken bir tatil yöresinde sadece taşlardan oluşan bir kumsal gördüm. O zaman iş hayatım devam ediyordu. Dedim ki 2-3 tane taş alayım ben. Kaş göz çizeyim üzerlerine, salonuma koyayım. Sonra ben o taşlarla döndüm. O milat oldu benim için. Dedim ki gireyim bakayım internette insanlar neler yapıyor bu taşlara. Hani basite kaçmayayım. Sonra yapılan çalışmaları görünce acaba yapabilir miyim diye başladım. Önce taş boyadım. Ondan sonra ahşaba merak sardım. Sonra cama merak sardım. Sonra çalışma hayatının beni çok yorduğunu
düşündüğüm noktada da işimden ayrıldım. 18 yıl aynı şirkette çalıştım. Ne iş yapıyordun? Ben bilişim sektöründeydim. Bir yazılım firmasında. Masa başı? Masa başıydı kesinlikle. Masa başı işin bana göre olmadığını anlamam biraz uzun sürdü. Emekli olmuşsun yani. Yani 18 yıl ama bunda annemin katkısı çok büyüktür. Yani şu anda kendi işimi böyle özgürce yapabiliyorsam bu onun sayesinde. Beni erken yaşta iş hayatına soktu. Sigorta başladı vesaire. Şu anda özgürlüğüm aslında ona borçluyum. O zamanlar çok kızıyordum. Değil mi? İstemiyorum ben, çalışmayacağım. Her gün eve ağlayarak geliyordum falan ama iyi ki de yapmış. Onlar ileriyi daha çok görüyorlar. Kesinlikle yani gerçekten şu an özgürlüğümü anneme borçluyum yani. Ay canım benim. Kesinlikle. Çok destekliyor. Tabii onun ki. Onun ilgisi var mıdır? Annen mesela hatırlar mısın çocukluğunda böyle şeylerle ilgili miydi örgüdür, danteldir? Annem bir evi boyamadı. Evi de boyadı. Pardon. Boyadı. Badana da yapardı. Boyayla ikili tabii, ilgili. Tabii tabii tabii. Yani ben o zamanlar sıfır merak ama annem işte crinkle'lar, masa örtüleri, işte yemek masası örtüleri vesaire hepsini böyle kumaş boyama kursuna gitmişti zamanında, hatırlıyorum hayal meyal. Hepsini böyle güzelce boyardı falan. Ben de sıfır ilgi ama. Ben de işte bu 2,5-3 yıl öncesine kadar farkındalıkla yoktu. Doğuyor aslında, evet. Değil mi her şey? Aslında evet. O yetenek sizde hep var ama sizin farkında olmanız ne zaman ona bağlı bir şey. Evet. Peki nasıl öğrendin? Kendim öğrendim. Deneye deneye. Evet, deneye deneye öğrendim. Sonra sonra öğrendim. Bir de sosyal medya. İşte video izleyebileceğiniz bin bir çeşit alan var. Aynen. Şu nasıl yapılır? Hangi boyayı kullanayım? O nasıl olur? Bu nasıl olur diye sonra bu noktaya geldim. Kumaşı nedir? Bu kanvas diye geçiyor. Tok bir kumaş. Hı hı. Boyayı güzel alıyor ve vermiyor tekrardan. Ama zaten boyama işlemi yapıldıktan sonra da bir fixleme dediğimiz bir işlem var. Ütüyle yapılan. Hı hı. Onunla boyayı pişiriyorsunuz. Evladiyelik bir ürün bu oluyor. Bu çantayı da mı sen hazırlıyorsun yoksa sadece boyamayı mı yapıyorsun? Çantayı ben hazırlamıyorum. Hı hı. Onu sevmiyorum. Dikiş dikmeyi sevmiyorum. Hı hı. Denedim, beceremedim. Çantayı hazır alıyorum. Üstündeki her şey bana kalıyor. Harika. Deniz'cim yoruldun mu aşkım? Sen çok ilgilisindir. Tabak süslüyorum. Tabak şu anda. Süslüyorsun. Evet, sonrasında yanıma gelebilirsin. Sevgili arkadaşlar. Tamam. Ay sunum yapıyor. Kıyamam. Deniz'cim çok üretmeyi değil tüketmeyi seven hazırcıdır. Geliyorum şimdi. Ama Fulya'cım da gördüğün gibi Deniz'cim sonradan öğrenmiş, evet. İlgisi doğmuş. Senin de ne olacağın belli olmaz sonrasında. Çantalarla aynen öyle. Görüyorum. Hemen bakayım. Bunlar ne kadar güzel şeyler. Emeğinize sağlık. Çok bayıldım. Hepsi birbirinden güzel. Rengarenk. Çok güzel. Otur lütfen. Hadi oturayım. Lütfen otur. Ve kılaçlar çok moda biliyorsun 2 yıldır falan. Her türlü işte biraz önce konuştuğumuzda kılaç diyorlar. Kılaç, ondan sonra küçük çanta. Özellikle plajda. Evet. Yani çok ondan sonra evet çok güzel olmuşlar. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık, emeğinize sağlık. Bunun boyası dedin. Ne boyası kullanıyorsun? Kumaş boyası kullanıyorum. Çeşit çeşit kumaş boyaları var. Burada da örnekleri var. Metalik olan boyalar var. Sürdüğünüz zaman kumaşla daha böyle parlak bir görünüm veriyor. Mat boyalar var. Daha opak, daha tok duran boyalar var. Peki bunları baskı değil mi? Hayır. Ne? Şimdi küçük bir çalışma yapacağım size lütfen. Burada. Şimdi İngilizcim şöyle gelebilirsin. Öncelikle canım, görelim. Çalışmak istediğin deseni bir kağıda çiziyorum. Ha, onu sen kendin çiziyorsun. Tabii bunu kendim kağıda çiziyorum. Daha sonra boş bir kılıcı alarak bunu neresine yerleştireceksem çantanın oraya iğneliyorum. Ha, bunun için ama sadece boyama değil, iyi çizim yapabiliyor da olmak lazım. Yani bir noktada evet, eğer sürekli hazır bir şeyler kullanmıyorsanız, hazır taslaklarınız yok, biraz doğaçlama çalışıyorsanız biraz çiziminizin iyi olması gerekiyor. Boyayla aranızın, renklerle aranızın iyi olması gerekiyor. Renk boyamayı ben yapabilirim ama çizme önemli. Deyince böyle abuk subuk şekiller ortaya çıkabilir. Ama hazır şeyler var dediğiniz gibi değil mi? Yani hazır şablonlar var. Hazır onlarla şablonlar var tabii ki. Kopya çekebilir. Evet, yani kopya. Aslında şu anda şunu hazır şablon olarak düşünün. Ben altına beyaz bir karbon kağıdı koyuyorum. Tamam. Üstünden daha sonra çizmeye başlıyorum. O aşağıdaki kumaşa mı çıkıyor? Aşağıdaki kumaşa çıkıyor. Ben daha sonra zevkime göre ya da müşterinin benden istediği talebe göre renklendiriyorum. Üstünden tükenmez kalemle geçiyoruz desenin. Evet. Bastıra aynısını. Bastıra. Hı hı. Bastırıyoruz ki aşağıya desen çıksın diye. Tabii. Daha sonrasında bunu çizdikten sonra ben siyah kılaç tercih ediyorum. Çünkü böyle sanki renkler
daha güzel patlıyor gibi geliyor üzerinde. Bu nedenle biraz daha işi zahmetli hale getiriyorum aslında. Ama içine sinsin istiyorsun. Kesinlikle. Ama boyama kısmında ben de müsaade edersen bir iki denemek isterim. Tabii ki. Ben şöyle bir çalışma Cengiz. Şeklim var. Cengiz senin burada ne işin? Şu kabloyu al şurada. Çıkmış tepemde. Aa çok ne güzel. Ne güzel oldu. Şimdi iğnelerimizi çıkartıyoruz. Çıktı. Güzel. Şimdi bunu boyayacağız. Şimdi bunu boyayacağız. Yalnız işte siyah kumaşın şöyle bir güzelliği mi diyeyim, zorluğu mu diyeyim. Hep siyah mı çalışıyorsun? Buradakilerin hepsi siyah. Ben genelde siyah çalışıyorum. Ama yani renkler nasıl patlamış bak evet. Siyahın üzerinde değil mi? Evet. Ay, çok içime siniyor. Buna bayıldım. Çünkü. Aslında krem rengi kulaçlarım da var. Ama onlarda sanki çalışmanız böyle ben buradayım demiyor gibi geliyor bana. Bu iş siyah olması işi biraz zorlaştırıyor. Neden? Çünkü çalışmanızı yapmadan önce astar çekmek zorundasınız. Bu da bitmiş hali. Ay şöyle aşama çok aşama göstereceğim. Bu şekilde güzel şablon çizdik. Altına kağıt koyduk. Buraya tükenmez kalemle çizince bunun deseni çıktı. Hı hı. Aynı bu şekilde yanına balonları da aynı yapmış. Hı hı. Ve bu da son hali. Çok da güzel bir hediye bence. Genelde hediye alıyorlar. Değil mi? Yani %80 hediye alıyorlar. Çok güzel. Cengiz, kız arkadaşın varsa hediye. Var diyor. Çok sevinir. Bak onu ben buradan seçerim. Şimdi taslağımızı çizdikten sonra ben balonları kendim kafama göre dağınık dağınık çiziyorum. Hı hı. Nasıl başladığımı kızımızı göstereyim. Yapalım. Aynen öyle lütfen. Şimdi bitmiş halinde gördüğünüz gibi bazı noktalar zaten siyah. Hı hı. Dolayısıyla ben oraları boyamayacağım siyah olduğu için. Renk vereceğim noktaları sadece boyayacağım. Bu nedir? Yüzüdür. Yüzünü hemen ve kalp, bacaklar ve kol. Şimdi bu işin zahmeti biraz burada devreye giriyor. İlk seferde astarı tamamlayamıyorsunuz. Boyayı kumaş emiyor. Dolayısıyla bazen ikinci kat, bazen üçüncü kat yani şu görmüş olduğunuz beyaz opaklığa gelene kadar boyamak zorundasınız. O yüzden bu biraz uzun süren bir işlem. O nedenle bir de bitmişini görmeniz açısından aşırı onu getirdi. Bir seferde olmuyor yani. Yok bir seferde olmuyor. Evet. Üstünden geçmek gerekebiliyor. O kalbini de ben boyayacağım. Hemen sen o üstünü boyadıktan devam sonra. Devam edin. Ha onu da yapabilirim. Tabii aynen ki. Öyle. Ay boyayı da alayım. Ha, çok keyifli. Ve hiçbir şey düşünemiyorsunuz bu işi yaparken. Terapi. Kesinlikle terapi. Peki bir çantayı yapmak ortalama ne kadar sürüyor? Şimdi bir çantanın başına oturursanız 3 saatte, 4 saatte, 5 saatte. Şablonuna göre değişiyor değil mi aslında? Kesinlikle çantasına göre ebatına değişiyor. Ebatına göre. Evet. Yaptığınız çalışmaya, vereceğiniz renklere, örneğin şurada görmüş olduğunuz renkli saçlı şu. Kız. Yarım günden fazla zaman alabiliyor yani. Orada çok güzel. Bazı renkleri birkaç kat sürmeniz gerekiyor. Orada görmüş olduğunuz yine kedi. Tek tek tüy yapmanız gerekiyor onda. İnce kıl fırçayla. Dolayısıyla daha fazla zaman el oyalıyor yani. Evet, harika. Zaman alıyor. Deniz ne diyorsun? Tarz mı canım? Vallahi çok tarz. Sen modayı takip edersin. Çanta modasından bahsedebilirsin bize. Çok beğendim. Dediğim gibi işte kulaçlar moda bu 2-3 yıldır. Hı hı. Ben plajda çok fazla tercih ediyorum özellikle. Toparlayıcı çünkü, oluyor. Çok. Evet hem toparlayıcı oluyor hem de güneş ışığı vesaire akmasını da engelliyor. Yani benim için o çok önemli. Çünkü bir kere başıma geldi aynı çantanın içine attığımda. O kadar büyük ki havluları koy, yağları koy. Aynen. Evet, o yüzden bunların boyları çok da kalbi ideal. Kalbi de boyayabilirsiniz. Çok da hoş görünüyorlar. Çok güzeller gerçekten. Bir de bence her yaşa hitap ediyor. Evet aslında evet, mesela şu modeline de bağlı biraz daha olarak. Belki orta yaşa gelmeden daha hı-hı. Belki genç kesim ama şu grup mesela evet. Biraz daha ağır. Mesela onu gece çıkarken çok rahat alabiliriz evet. Elimize. Evet. Harika da durur. Aynen çok da şık da kullanıyorlar. Bir seyircimiz sormuş su deyince çıkıyor mu diye. Boyama işlemi bittikten sonra ütüyle yaptığınız çalışmayı sabitliyorsunuz. Dolayısıyla boyamız asla kumaştan ayrılmaz. Ve boyalar artık çok kaliteli. Dolayısıyla hani sabitleme işlemi yapmasanız bile, şunun üzerine fırçalarınızı koyabilirsiniz. Sabitleme işlemi yapmasanız bile çok zor akıyorlar. Şöyle şunu da alalım. Onu herkes da. Göremiyormuş çünkü şöyle. Tamam. Benim yaptığım çalışmayı görün. Şöyle açalım.
Yani dolayısıyla çıkmaz. Çıkmaz. Şimdi mesela ben şöyle... Yağmurda, karda rahatlıkla kullanabiliriz. Omuz çantaları da yapıyorum ben mesela. Öyle mi? Şöyle bir yanılgı var. Herkes onu yazın kullanıyor. Değil mi? Renkli saplı oldukça kalın bu kumaştan. Çok kalın kumaştan yapıyorum yine. Onu aslında yağmur altında bile kullanabilirsiniz. Çekmez, akmaz, evet. Hiçbir şey olmaz. Ama kıyamıyor çoğu kişi. Ama mesela diyelim içine bir şey aktı. Temizliğini nasıl yapacağız? Atın makineye, yıkayın. Gerçekten? Tabii. Hiçbir şey olmaz. Yıkayın, 30 derecede yıkayın. Kullanın. 30 derecede narin dediğimiz çamaşırlarla beraber atın, yıkayın. Harika. Ben bunu o zaman boyamaya devam edeyim. Sizi de bir reklamlara gönderelim. Ardından buradayız.